Bu akşam Trabzonspor'un savunma merkezinde Baniya ile Densville'i beklerken Fernandes de Densville oynadı. Mendy Ortiz oynadı. Münier'in oynamasını beklemiyorduk. O bir sürpriz sakatlıktan çıkarak oynadı. Önde de daha doğrusu ben Enis yerine Pepe'yi bekliyordum. O da bir değişiklik oldu. Dolayısıyla daha değişik bir kadroyla oynamış oldu Abdullah Hoca. Aynı şey Fenerbahçe için geçerliydi. Serdar Osterwalde yerine oynadı. Osterwalde dışarıda kaldı. Belki Dzeko'nun yerine Batshuayi oynayabilirdi. Daha hareketli santrafor deplasman Trabzonspor'un ağır stoperlerine hesaba katarsak belki orada çabuk santraforla beraber Fenerbahçe daha üstünlük sağlar diye düşünmüştüm. Orada bir iki değişiklik oldu. İrfan Can katıldı. Cengiz yoktu. Mert Hakan olmadı ama Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail zaten Fred'le beraber Şimanski çok önemli bir orta saha. Çok top çalan, hızlı, atletik, çok koşan bir orta saha. Sonuçta da zaten Fred iki gol atarak orada ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ha bu gollerde Trabzonspor'un orta merkezdeki Fernandes'le Densfil'in büyük hataları var. Tamamen merkezi boşalttılar. Hele ikinci golde hiç kimse yok orada. Nereye gitti bu iki stoper? Zaten bunu hoca görerek hemen ikinci yarı Fernandes'i çıkarttı. Mendy'yi oraya çekti. Ve orta sahadan Mendy'yi çıkartarak savunmanın göbeğinde önlemini almış oldu. Bu Trabzonspor'a büyük katkı sağladı. Ve ikinci yarı tabii ki 2-0 geriye düştüğünüz için bir parça da riski alarak daha atak oynamaya başladınız ve baskın olmaya başladınız ve oyuna ortak oldunuz iki gol atarak. İlk yarı Fenerbahçe Trabzonspor'un daha birinci bölgesinde oynadı. Trabzonspor kendi birinci bölgesine çekilmişti. Belki bu yediği baskıdan belki ilk maçta bu şekilde oynamıştı, kazanmıştı. Birinci, ikinci bölgeye yaslanarak tamamen üçüncü bölgeye bırakmıştı. Ama şimdi Fenerbahçe bu baskıyı yaparak Trabzonspor'u geride oynamaya zorladı. Ve kaptığı toplarda da pozisyon buldu. Ta Trabzonspor 30. dakikaya kadar bir tane pozisyonu vardı. Onun dışında pozisyonu yoktu. Şok golde de ikinci golü kalesinde görünce Fenerbahçe daha rahat içeriye girdi. Ama Abdullah Hoca değişiklik yaparak ikinci yarı Vardy oyunu aldı ve o da muhteşem bir gol attı. Daha Trabzonspor oyunu ele geçirdi. Daha baskılı oynadı. Daha agresif oynadı. Oyuncular özellikle 2-0'dan sonra bir geri dönüş yapma gayreti içerisindeydiler. Bekler oyuna katıldı. Stoperler oyuna katılabilse belki Fenerbahçe'ye karşı üstünlük de sağlanacaktı. Ama Trabzonspor'da böyle bir anlayış yok. Yani stoperler oyuna katılabilen, oyun başlatabilen oyuncular değil. Mendy biraz savunmaya çekildikten sonra bunu yapmaya başladı. Ama o da çok yeterli olmadı. İşte kenar bekler bu sefer atak yapınca Trabzonspor daha dengeli oynamaya başladı. Oyuna ortak oldu. Önde Vişça ile Trezeguet, özellikle Trezeguet iyi toplar taşıdı. Kontrollü oyunla beraber çok üzerine gitti. Yani orada hem Osayi, Samuel hem de Ferdi gibi iki tane çabuk atletik yönü güçlü oyuncuların karşısında oynayıp onları alt edebilmek kolay bir şey değildi. Ama bunları pekala yapabilirler. Trabzonspor'da Pepe çok enteresan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Belki daha önde oynayan bir ilk yarı olsaydı ve daha çok farklı şeyler yapardı. Çünkü gerçekten top tekniği iyi, oyun anlayışı iyi, hızı iyi, çabukluğu iyi. Daha ona servis yapabilecek orta saha merkezden top atacak oyuncular olsa. Çünkü Berat çok yan oynayan oyuncu. Daha derin toplar oynayabilse belki Pepe'yi çok gol pozisyonuna sokabilirler. Bu şansını Trabzonspor kullanmadı. Stoperlerden bu şansı oraya kullanamadı. Hatta kaleciden oraya başlayarak kullanamadı ve bu avantajını kaçırmış oldu. Fenerbahçe ikinci yarı ürkek çekingen oynadı. Doğal bu. 2-0 galipti. 2-1'i geriye düşünce panikledi. Hele 2-2 olduktan sonra
tam Trabzonspor'un kazanma anıydı ama çok iyi değişiklikler yaparak İsmail Hoca orada oyunu lehine çevirmeyi becerebildi. Onun için bu akşam çok ortada bir maç vardı. Yani ilk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı Trabzonspor çok iyiydi. Berabere bitebilecek bir maç. Ancak böyle bir golle sonuçlanabilirdi. Fenerbahçe kazandı. Şimdi Galatasaray'ın bugün kazanmasından sonra o kaybedecek olduğu 2 puan onu çok geriye düşürecekti. Bunun da bilincindeydi. Dolayısıyla şimdi Galatasaray'ın arkasında tekrar yapışmış oldu. Maç sahada güzel, oynandığı an güzel. Taşkınlıklar ve müdahaleler iyi değil tabii. Bunları hiçbir zaman yapmayalım diye düşünüyoruz ama maalesef oluyor. Trabzonspor'u kaybettiği için tabii ki üzülüyoruz ama sonuçta önümüzdeki maçlar devam edecektir. Fenerbahçe'yi de kazandığı için tebrik ediyoruz.